Evet sevgili Balkanlar TV izleyenleri, yine bir güzel fuardayız. Büyükçekmece'de İstanbul'da TÜYAP fuar alanındayız ve şu anda Emit fuarındayız. Emit fuarı turizm fuarı ve aynı zamanda turizm ajanslarının, yabancı ülke temsilciliklerinin, elçiliklerinin standlarının bulunduğu bir fuar. Bu fuara yıllardır katılıyoruz. Bu fuardaki standları, misafirleri, buradaki etkinlikleri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Bu yılda yine Balkanlar TV izleyenleri için fuarımızı ziyaret ediyoruz ve Emit Fuarı yaklaşık 31 Ocak'ta başlayıp 3 Şubat'a kadar devam edecek 2019 yılı ve çok farklı etkinlikler var. 3 gün boyunca devam edecek olan fuarda oldukça yüksek katılımcılar ve katılımcı düzeyi gerçekleşiyor, bekleniyor. Bizler de her yıl olduğu gibi tekrardan bu fuarı sizler için ziyaret ediyoruz ve bu fuarda turizm firmaları, yabancı ülke elçilikleri ve aynı zamanda da seyahat acenteleri ve birçok turizmle ilgili şirketleri sizler için tatil organizasyonlarını ziyaret edeceğiz. Bakalım Emit'te 2019'da bizi ne gibi sürprizler bekliyor? Balkanlar TV izleyenleri, bizim için önemli bir standdayız. Ebit fuarındaki Makedonya standındayız. Niçin önemli? Makedonya'ya çok sık ziyaretler yapıyoruz ve Makedonya ile ilgili çok sık programlar yapıyoruz. Makedonya'nın pek çok şehrini sizler için ziyaret ettik ve bugün de onlar bize misafir oldular ve Makedonyalı dostlarımız bugün Türkiye'de İstanbul'da Ebit fuarında bizim dostumuz ve fuarımızın yetkilisi müdürümüz what is your name? My name is Ljub Čajnevski, Agency for Promotion and Support of Tourism to Republic of Macedonia. Çevirebilir miyiz? Ben evet, kendisi Makedonya Turizm Bürosu Başkanı. Nasıl geçiyor fuar, onu sorabilir miyiz? Fuar güzel geçiyor tabii ki de, ama kendisini. Kako pomenuva sajmozo Istanbul. Makedonija како и изминатите години се представува на сајмот Емит во Истанбул. Би сакал да напоменам дека оваа година сме презадоволни од посетата на туроператорите и секако интересот на туристите од Турција. Во изминатата година турските туристи во поголем број посетија Република Македонија се на прво место. Her yıl olduğu gibi bu yılda Makedonya yine İstanbul'daki TÜYAP Turizm Fuarı'na katılım gösterdik diyor. Ve şu ana kadar aldığımız veriler olarak çok güzel geçiyor. Türkiye'li turistlerin katılımı ve ilgisi bu hususta bizi sevindirmekte, yani mutlu etmekte. Dolayısıyla biz bu husustan çok memnunuz diyor. Makedonya ülkesi Türkiye'den vize almıyor. Buradan oraya gitmek Türk vatandaşları için çok kolay. Bir pasaportla oraya gidebiliyorlar. Bunun dışında kolaylıklar düşünüyorlar mı acaba Makedonya ülkesi, Türk vatandaşları ya da Türk misafirler için? Znači, kako Makedonija ne bara viza za Turcija i to je nešto najdobro. Da li vi razmisluvate nešto drugo za olesnuvaje nešto za turisti od Turcije što će dođe u Makedoniju? Во аранжманите кои што ги имаме за Турција и сите туроператори кои што го работат делот на Балканот, Македонија е активно вклучена во балканските тури. Ние за оваа година се повеќе ги рекламираме и повеќе ги промовираме гастрономските тури, исто така отоманските споменици, и секако би сакал да искористам оваа прилика да ја поканам сите турски граѓани да ја посетат Македонија, затоа што според мене е една се уште неоткриено туристичко богатство на Балканот. Yani Balkanlar olarak her zaman zaten ön planda olmuşuzdur. Bu hususta zaten nasıl diyeyim yani
imkanlar, kolaylıkları sağlayabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Çalışmalarımız da zaten bu hususta mevcut. Özellikle tarih hususunda Osmanlı tarihi geçmişini ve şimdiki bugünümüzün tarihiyle ilgili büyük bir çalışmalar yapmaktayız. Ve beraber zaten tur operatörlerdeki oradaki ajantalarla zaten bu hususta beraber bir çalışmalarımız vardır. Dolayısıyla her şey daha iyi gideceğini ve daha iyi olacağını, Balkanlar özellikle Makedonya bu hususta ileriki zamanlarda daha ön planda olacağını, daha aktif ve daha fazla canlı olacağını belirtiyor Sayın Başkanımız. Bu arada sizi de tanıyabilir miyiz? Sizin tabii, buradaki... Ben Şenol İsa, ben de Üsküp'ten, Makedonya Üsküp'ten geliyorum, başkentten. Buradaki görevim şu an yani bulmak için. Aslında biz özel bir sektördeyiz. 5 yıldızlı bir otelimiz var. Onun için buradayız. Otelimizi tanıtmak için. Her yıl zaten geliyoruz. Biz de aynı şekilde beraber başkanımızla sağ olsun bu hususta bize zaten destek ve yardım sağlıyor. Öncelikle zaten Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz bu hususta bize bu imkanları sağladığı için. Dolayısıyla biz de mutluyuz yani. Biz de ben kendim bir Makedonya Üsküp doğumlu bir babanın evladıyım. Biz de kendimizi hem Makedonyalı görüyoruz hem de Türkiye'li görüyoruz. Buraya geldikleri için çok mutluyuz. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Evet, sağ olun. Nasıl gospodine Oskopje, znači od Makedonije, tatko mu od Skopije, tako da i od Turcije i od Makedonije ja dva delno sam, kako da kažem, znači da, tako. I tako da mnogo sam vaka sreken, se zapoznav sa vas i vela deka dobro dojde se v Turcije i v Istanbul sajem. Благодарам и на вас многу, еве во оваа прилика и ви го врачив македонскиот туристички пасош. Се надевам дека достојно ќе ги посетите сите места кои што се во него и ќе станете туристички граѓани на Република Македонија. Башкарамызда илетио елинздеки şu an tutmuş olduğunuz zaten turistik pasaport şeklindedir. Özellikle zaten bu bunun simgesi şu aslında. Bu turizm pasaportudur. Yani daha çok bekleriz. Balkanları siz görmeniz için bu siz için yeterli olacaktır zaten. Çok teşekkür ederiz. Bizi aradığınız için çok sağ olun. Thank you. Thank you. Kaksi. Kaksi. Dobro. 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 Thank you. Thank you. My name is Haruka. Nice to meet you. Haruka, tanıştığıma memnun oldum. Welcome. Siz de tanıyorum. Ben de Cüneyt Torun. Japon kültürüne ilgim olduğu için buraya geldim. Nasıl başladı Cüneyt'in bu ilgin Japon kültürüyle? Nereden başladı? Anime ve manga kültürünü ben anime izliyordum ve manga kültürünü çok sevdim. Sonra Japon kültürünü gördüm televizyondan ya da başka yerlerden ve bu bir sevgiye dönüştü yani. Peki hanımefendiyle burada mı tanıştınız yoksa daha önceden böyle dostlarımız var mı Japon? Yok, burada tanıştım ama Japon arkadaşlarım var yani internet üzerinden falan. Peki Japonca hiç konuşuyor musunuz Japonca? Japonca öğreniyorum ama şu an onunla konuşabilecek seviyede değilim. O zaman hanımefendiyi bekletmeyelim. Nasıl bulmuş fuarımızı? Burada olmaktan neler hissediyor? Burada olmaktan. What do you think about being in Istanbul? What do you think about the fair? Like how does it feel? It's very busy, lively. Çok kalabalık and ve çok canlı. I can feel that like visitors really love Japan. Gelen kişiler Japonya'yı çok ilgi gösteriyorlar bu. Which is very very welcome. So I really enjoyed being here. Ben de çok mutlu oluyorum onların ilgilerinden dolayı diyor. Japonya'nın hangi şehrinden geliyor? Biz çok hepsini bilmiyoruz ama Tokyo'yu biliyoruz. Hangi şehrinden doğdunuz? Nereden? which city, which prefecture are you coming from? I'm from Osaka, the second biggest city. Osaka'dan gelmiş. Türkiye insanını nasıl buluyorlar? Türkiye'yi nasıl buluyorlar? Yani fuar dışında genel olarak Türkiye hakkında ne düşünüyorlar? What do you think about Turkish people? Like their, how do you say, how their behaviors? They're very active, like a very honest, like a pure. Ve hani saflar, samimi, sincere you mean? Sincere, pure and pure and like saf ve samimiler. Like you know, they express like you know their emotions. Böyle şey açık, yani açıklar karşıya. Evet, içi dışı. And I really enjoy like talking with them. Like konuşmaktan da çok mutlu oluyorum, çok güler. Japonlarla benzeştiriyor mu Türkiye? Is familiar? Is Turkish and Japanese people are familiar with them like? Do you think like there are similarities between them, Turkish people and Japanese? Oh,
Yes, but it's hard to explain. But evet ama açıklaması biraz zor. Like which way do you think that they are similar? Their sincerity maybe? Sorry? Their sincerity, they're like being hospitality. Hospitality. Konukseverlikleri çok benziyor iki tarafında. Very welcome. I could feel that the Turkish people very welcoming us. Çok iyi niyetliler işte Japonlar. Çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdıkları için size ve hanımefendi. Teşekkür ederim. Thank you. Fuarımıza hoş geldiniz. EBIT Fuarı'na nasılsınız? Sizi tanıyabilir miyiz? Teşekkür ederim. Ben de Veljko Antonijević. Bir ajantanın ortağım. Sırbistan'da Belgrad'dayız. Bu sefer işte EBIT'e geldik. Bizim... İlk kez mi geliyorsunuz? Aslında ajanta olarak birkaç defa geldik ama bu sene bizim Belgrad Turizm Organizasyonu'na sağ olsun onların destekiyle bu fuara katıldık. Hanımefendiyi tanıyabilir miyiz ve fuar hakkında neler düşünüyorlar acaba? Sorabilir. Tabii ki memnuniyetiyle. Pita vezano za sajam i Istanbul, kakvi su utisci? Da, i predstavite se, recite nešto više o sebi. Okej. Na srpskom? Može na njih. Okej, my name is Tihana Putin. I am representative of tourist organization City of Novi Sad. And we are here at the exhibition EBIT. Actually, Novi Sad is first time this year here. But we have really good experience here for first 2 days. A lot of interest about Novi Sad, about Serbia, about Belgrade. Here at the stand is also National Tourist Board of Serbia, Tourist Organization Belgrade, Tourist Organization Novi Sad, Tourist Organization Vojvodina, and there are a lot of visitors, especially business visitors, travel agencies, media, who are interested in promoting and involve Serbia and Novi Sad and Belgrade in their promo tourist tour. Benim adım Dihana Putin. Ben de bu sefer Sırbistan'ın Ulusal Turizm Organizasyonu'nun temsilciyim. Aslında daha önce turizm bizim organizasyon katıldı fuarlara. Biz de ilk defa Novi Sad'dan ya da turizm organizasyon Vojvodina olarak ilk defa bu fuara katılıyoruz. Çok memnunuz. Şimdiye kadar gördüğümüz aslında hem müşteri tarafından, yolcu tarafından, hem de medya tarafından, ajantaların tarafından herkes çok ilgileniyor, alakalı. Geliyorlar, soruyorlar. Biz de tabii ki bilgi vermeye çalışıyoruz ve gerçekten Sırbistan'a çok, genel anlamda Vojvodina'ya, Novi Sad'a, Belgrad'a çok Türkiye'den gelen misafirlerimiz var. Umarım da gelecek zamanda daha fazla olacak. And here at the stand is around 20 representatives. Most of them are travel agency who are already have Novi Sad, Serbia, Belgrade, Vojvodina region in their info brochures. So travel agencies who are speak with us also have a good connection with stakeholders from Serbia. Şimdi bu standa görebileceğiniz olan standa resmi olarak işte Belgrad Turizm Organizasyonu'na ait. Fakat bu küçük desklerde aslında Sırbistan'ın farklı ajantalar, efendim otellerin, onlara da görebiliyorsunuz. Onlar da zaten Türk piyasa ile çalışıyorlar. Fakat bu şekilde daha fazla çalışmaya devam etmek istiyoruz. And what is important that Turkish Airlines has a direct flight from Istanbul to Belgrade twice a day, and it's very important for involving tourism. And of course it is important to say that in Belgrade, for example, on the first place are actually tourists from Turkey.
more than 150 overnights during 2018. Turkey people, Turkey visitors, Turkey tourists made in Belgrade. A little bit less in Novi Sad. That's why we are here from Tourist Organization of Novi Sad to boost the presentation and of course to have much more overnights and income of Turkey tourists. Bunu da katılmak istiyorum. Aslında şu anda Sırbistan'da yabancı misafir olarak Türkiye'den gelen misafirler birinci numara, yani sayı olarak 150 binden fazla gece konaklama oldu. Sadece Belgrad'ın içerisinde. Bizde Novi Sad bir yıl içerisinde. Bizde Novi Sad olarak, şehir olarak biz de katılmak istedik. Çünkü Novi Sad'a o kadar sayımız yok. Onu da daha büyük rakama götürmeye çalışıyoruz. Peki Türkiye hakkında neler düşünüyor? Sırbistan'dan buraya misafirleri yönlendiriyor musunuz? Yani turistlerin, oraya gelen turistlerin dışında oradan buraya gelmek isteyen turistleri de organize ediyor musunuz? Türkiye ve Türkiye insanları hakkında neler düşünüyorsunuz? Pitaju naravno i za kontrasmer, pitaju kako je naše mišljenje generalno o Turskoj i Turcima i između ostalog pitaju i u kojoj meri naši gosti odlaze u Tursku na odmor. Sırpça da çevirebilir çünkü bizi izleyen, Sırpça bilen izleyicilerimiz var, o da bir değişiklik olur. Evo da bude malo drugačije, molim da ovaj put odgovorite na srpskom, zato što ima ljudi koji govore naš jezik. Okay. Balkan TV. Okay. Generalno turisti koji dolaze iz Turske u Srbiju najviše interesa pokazuju u zavisnosti naravno od perioda godine, da li je zimski turizam u pitanju, da li je recimo festivalski turizam, da li je porodični turizam. Prosto što te prekinam, pita za kontrasmer. A kontrasmer, zato sam napravila uvod. Da, znači može biti razvoj kada pričamo o dolasku turskih turista u Srbiju. Dakle, tu ih najviše interesuje gastronomija, istorija, kulturno nasleđe i festivali kada je u pitanju mlađa publika. Kada je reč o obrnutom smeru, dakle, srpski turisti koji vole da dolaze u Tursku, najčešće je u pitanju, na prvom mestu mislim da su u pitanju, najmanje se time bavimo, ali neka impresija koju sam stekla jeste da su u prvom redu u pitanju letovanja, a zatim da je u pitanju upoznavanje istorije, najčešće posete jesu upravo gradu Istanbul. Şimdi ilk sırada Türkiye'den, Sırbistan'a ziyaret eden misafirler için söyleyeyim. Çoğu da tarihiyle alakalı o merak ile geliyorlar. Bundan hariç bizim de ülkemiz güvenli, yemekler de güzel, kültür olarak yakınız diye geliyorlar. Tabii ki vizesiz olduğu için de ziyaret ediyorlar. Aynen öyle. Ters yönde Sırplar da Türkiye konusunda hoş bakıyorlar. Yani zaten son 10-15 yıllarda çok Sırbistan'dan Türkiye ziyaret eden misafirimiz de oldu. Çoğu da en çok tatil bölgeleri, Ege bölgeleri, Antalya bölgeye gitmeye düşünüyorlar. Deniz için, yazın. Bundan hariç tabii ki kültür turları da var. En çok İstanbul'a ziyaret ediyorlar. Hem tarihi için hem de aynı zamanda alışveriş yapmak için de geliyorlar. Biz de size Balkanlar TV olarak çok teşekkür ediyoruz. Biz Balkanlar TV olarak Preşova'da, Novi Pazar'da ve Balkan ülkelerinin çoğunda bulunduk. İnşallah sizleri de orada ziyaret etmek isteriz. Teşekkür ederiz biz de. Umarım da yakın zamanda hem siz bize hem de biz size tekrar geliriz. Thank you. Zahvaljujem se na saradnji i na izjavu. Thank you. Thank you very much and welcome to Serbia. Welcome to Novi Sad. Thank you. Sevgili Balkanlar TV izleyenleri, yine Balkanlarla ilgili önemli bir standdayız. Kosova standındayız ve yanımızda bir dostumuz var. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Refik Nebiyu, Kosovalıyım. Kosova'nın Turizm Derneği'nin müdürüyüm. İlk defa Kosova olarak Emit Fuarı'nda bulunuyoruz. Burada üyelerimizle beraber Kosova'yı tanıtmak amaçlanıyoruz. Oteller, kayak merkezi, restoranlar. Yani Kosova'da yeni bir devlet olduğu için
tanınmıyor. Ayrıca burada bir uluslararası bir fuar olduğu için sadece Türkiye'yi tanıtmak amaçlamıyoruz. Burada uluslararası ziyaretçiler olduğu için diğer ülkelere de bir pazarlama yapmak istiyor, tanışmak istiyoruz. Kosova'yı mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir devlet. Özellikle Türkler için Osmanlı bir tarihi bulunur. Yani eski tarihi görmek isterlerse güzel tarihi eserlerimiz var. Yani Prizren'i görmeleri mutlaka. Prizren Kosova'nın ikinci en büyük şehri. 200 bin nüfusu var. Çok sıcak bir şehir. Çok tarihi eserleri var, evet. Türkiye'den çok geliyor ziyaretçiler. En çok Prizren'i ziyaret ediyorlar. En fazla Prizren'e. Priştine'ye geliyorlar. Uçakla genelde vize yok. Evet. Priştine iniyorlar. Prizren 40 dakika Priştine'den. Konaklaması genelde Prizren'de yapıyorlar. Prizren'de 3-4 gün geçiriyorlar. Ayrıca Kosova'nın Arnavutluk çok yakın. Yani yarım saat. Ayrıca Üsküp de yakın diğer tarafta Makedonya. Orada da vize olmadığı için. Evet. Bir üç tane devlet gezebiliyorsun kısa bir zaman için. O yüzden de buraya geldik. Umarız yani faydamız da olur. Peki Türkiye'den gelen misafirler şu anda turist olarak en fazla, en kalabalık diyebilir miyiz Kosova'daki turist sayısı olarak? En çok nereden turist alıyor Kosova? Turist şimdi bizim komşu ülkelerimizden geliyor. Mesela kayak merkezi tercih ediliyor şimdi kışın. Mesela burada Arjana Mountain Resort var. Ondan Arnavutluk'tan çok geliyor. Sonra Türkiye'den de geliyorlar. İkinci vize olmadığından dolayı. Bir de Türkleri de seviyoruz. İnanıyorum ki yani Türkler de bizi seviyorlar. Ondan da bir bağ var yani aramızda. Çünkü Türkler için önemli olan bir padişahın, Murat Hüdavendigâr Han Hazretleri'nin, evet, türbesinin bulunduğu Prizren şehri, tarihi Priştine'yle ve tarihi köprüleriyle, camileriyle. Paşaların yaptığı camiler. İşte Prizren'de gördüğünüz Sinan Paşa Camii var. Evet. Çok ünlü, çok eski bir cami. O da Prizren'de bulunuyor. Burada gördüğünüz, burada Kosova'nın milli kütüphanesi. Orada kışın turizmin şey yaptığımız. Yukarıda gördüğünüz orada Prizren. O da yukarıda kale. Bütün şehir yukarıdan görebiliyorsun. Gördüğünüz bir otantik bir havası var. Sıcak bir şehirdir. Bizler Balkanlar TV olarak yazın Kosova'da dedik. Özellikle İpek şehrinde bir iftar yaptık ve Prizren'i ziyaret ettik. Murat Hüdavendigâr Han Hazretleri'nin türbesini ziyaret ettik. Balkanlar TV olarak Kosova'yı biz de tanıtmaya çalışıyoruz. Balkanlar TV izleyenlerine son olarak bir şeyler söylemek ister misiniz? Çok teşekkürler. Son olarak Kosova'ya bekleriz. Uçak biletleri çok ucuz. Bizde standart da ucuz olduğu, çok gelişmiş bir ülke değiliz. Gelişmekte olan bir devletiz. Yani bir turizm Kosova'da güzel bir hafta sonu, bir 3-4 günlüğüne geçirebilen bir devlettir. Fiyat olarak da çok uygunuz. Yani gelişmiş ülkelerin büyük bir bütçe yani olmasına gerek yok. Yani Kosova'da çok farklı, çok güzel bir küçük tatil yapılabilir. Bununla ilgili hafta sonları için özel turistik tarifler var değil mi? Mesela diyelim ki cumartesi gelinip bir gece kalınıp uçak biletiyle birlikte konaklamalı çok uygun organizasyonlar var mı? Evet, var. Var yani İstanbul Priştine uçak bileti gidiş dönüş nereden baksan 100 euro, 110 euro. Konaklama da 30 euro yani aşağı yukarı. Yemekleri zaten biz et çok tüketiyoruz yani etçiyiz. Kültür çok lezzetlidir de. Evet, çok yakınız. Ondan sonra işte çok küçük bir bütçe yani yemek günlük mesela bir örnek versem 4 euro çok güzel bir öğle yemeği yenebilir restoranlarda. Ondan dolayı yani sadece yüksek yani bütçesi yüksek olan insanlara hitap etmiyoruz. Yani daha genel olarak herkes gelebilir Kosova'ya. Kosova ucuz bir ülke. Herkes Kosova'ya gelsin diye. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz beyefendi sizlere. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim size. Size de kolay gelsin. Hayırlı fuarlar diliyoruz efendim.
fillimisht falenderoj shumë për intervistën. Unë jam Baki Hoti, jam kryetari i shoqatës Turizmit Alternativ të Kosovës. Është hera 4 që vim në këtë panajër. Është një panajër jashtëzakonisht shumë i madh dhe Kosova ka një interesim që të jetë pjesë e këtij panajëri. Siç e patë edhe ju, në stendin e Kosovës kemi disa agjenci tur operatore të cilat ofrojnë paketa turistike për Kosovën dhe njëkohësisht promovojnë vlerat kulturore dhe trashëgiminë kulturore dhe natyrën dhe ambientin e Kosovës, duke pasur parasysh që Kosova dita ditës pengrit nivelin e turizmit dhe tregu turk, qytetarët nga Turqia por edhe nga vendet e tjera kanë një interes që ta vizitojnë Kosovën, kështu që kjo është edhe arsyeja pse jemi këtu. Kemi një numër, ja, nëse e llogaritim brenda vitit, kemi një numër të konsiderueshëm, jashtëzakonisht të madh të vizitorëve nga Turqia, të cilët e vizitojnë Kosovën, duke pasur parasysh edhe afërsitë të cilat i kanë edhe parapisnore. Kështu që kjo është edhe motoja pse ne vim këtu për çdo vit, me qëllim që t'ju ofrojmë një shërbim, një ofertë, një si çka të vizitojnë sa më të mirë të gjithë të interesuarve të cilë dëshirojnë të vizitojnë Kosovën. Cila është pika e parë që duhet të vizitojë Kosovë? Faktikisht varet prej interesimit të grupeve se për çfarë lloj turizmi dëshirojnë të vizitojnë. Por kryesisht tek pjesa e kulturës dhe traditës, atëherë quhet pjesa e Prizrenit, ku ka një gamë njerëzakonisht të mirë të kulturave dhe traditave, dhe sidomos grupe turke e frekuentojnë njerëzakonisht shumë. Pastaj tek pjesa e Prishtinës, e kryeqytetit, kemi edhe monumente të ndryshme të cilat janë me interes për të vizituar. Dalëm tek pjesa e shpellave, ku kemi shpellën e Gadimës, një shpellë jashtëzakonisht e njohur, e cila ka pasuri jashtëzakonisht shumë të mëdha dhe vizitohet jashtëzakonisht shumë. Pastaj kemi tyben e Sultan Muratit, e cila është në afërsi 5 km prej kryeqytetit, ku ka një histori jashtëzakonisht lashtë dhe ka një numër jashtëzakonisht shumë të madh të interesuarve, sidomos nga Turqia, të cilët vinë dhe vizitojnë atë pjesë. Pastaj tek pjesa për vizita hiking, për lëvizje malore, atëherë kemi pjesën e Pejës, pjesën e Rrugovës dhe Bogës, ku shquhet për atraksionit të ndryshme, të cilat edhe në sezonin e verës, por edhe në sezonin dimror, atëherë janë të frekuentueshme për shkak të aktiviteteve të cilat zhvillohen në atë pjesë. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi, faleminderit për juve. Sevgili Balkanlar TV izleyenleri, şu anda Bosna Hersek standındayız ve burada standta yetkililerle beraberiz. Standımızda sizler için bilgiler alacağız. Efendim, selamünaleyküm, hayırlı standlar olsun, hayırlı fuarlar olsun. Sizi tanıyabilir miyiz? Musa Köse ben. Bosna Hersek'ten geliyoruz. Zaten şu an Bosna Hersek standında bulunuyoruz. Saraybosna'da yaşıyoruz. Saraybosna merkezli firmamız. Türkiye'den Balkanlara gelen, Bosna Hersek'e gelen misafirlerimize orada hizmet veriyoruz. Hizmetler sunuyoruz. Kaç yıldır oradayız? Nasıl gidiyor şu anda hem fuar hem oradan gelen turistler, buradan oraya geçen Türk turistler açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle yaklaşık 12 senedir Bosna Hersek'teyiz. Bosna Hersek'te yaşıyorum. Özellikle son 2 sene hariç ondan önceki bir 10 yıllık dönemde ciddi anlamda buradan Bosna'ya, Makedonya'ya, Balkanların tamamına ciddi bir turist sayısında artış oldu. Çok gidip gelmeler başladı. Örneğin Bosna Hersek'e mesela biz Saraybosna'ya ilk gittiğimiz yıllarda haftada 3 uçuş vardı İstanbul'dan. Şu an en son geldiğimiz noktada yazın sezonda yaklaşık 5-6 uçuşa kadar çıktı oluyor günde. Ama sezonda yazın? Yazın, yaz haricinde yine en kötü 4 uçuş var. Günde 3-4 uçuş bulunuyor yani. Önceden dediğim gibi haftada sadece 3-4 uçuş vardı. Balkanları tamamı için geçerli. Belgrad için olsun, Üsküp için olsun. Hemen hemen hepsi aynı şekilde. Karadağ'da
Haza aynı şekilde. Onun haricinde tabii bu son dönemde euro artışı, döviz dalgalanmasından dolayı artık maddi, ekonomik noktada cazibesini kaybetti gibi biraz Balkanlar. Sayı azaldı çünkü maliyetler yükseldi euro bazlı olduğu için. Ama bu tam tersine bir etki oluşturdu Boşnaklar için veya Balkanlarda yaşayan halklar için. Onların da paraları biraz daha değerlenmiş oldu tabii bize göre. Yani gelip rahatlıkla yüksek miktarlarda euro bozdurup yüksek oranlarla güzel tatil yapabiliyorlar. Yani oradan buraya gelişlerde bayağı rakamlar yükseldi. İbrahim Gencer bende. Hızlı rehberlik eskilerde kaldı, artık yaşlandık. Bundan 10 sene önceydi o hızlı rehberlikler, kalmadı artık. Aynı şekilde Musa Bey'in söylediği gibi yani... Turist olacak gidiyorsun, hızlı rehberlik olsun. Aynen öyle. Turist olmadığı için artık rehberlikte kalmadı. Tabii. Son zamanlarda tabii azalmadan dolayı bizde de iş kaybı aynı şekilde. Yani Bosna'daki bütün turizm acentalarında aynı şekilde buradan, Türkiye pazarından, Balkan pazarına çalışan acentalarda müthiş bir düşüş var. Son 2 yıldır, 3 yıldır hatta son 3 yıldır müthiş bir düşüş var. Buna Türkiye'deki olaylar etki ediyor. İşte darbe girişimi 15 Temmuz buna bir etkiyle o zaman başladı. Sonrasında döviz dalgalanması onlarla devam etti. Yani şu anda artık herhalde diyoruz ki, her sene diyoruz ki bu minimum seviyedir herhalde. Bunun aşağısına düşmez ama her sene onun altını da görüyoruz maalesef. İş kaybı maalesef oldu ama dediğimiz gibi ilerleyen zamanlarda muhtemelen biz de artık bir yön değiştirip herhalde o taraftan bu taraflara gönderme açısından biraz daha çalışma yapacağız diye düşünüyorum. Sevgili İbrahim ve Musa Bey, sizlere çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı bir fuar olsun. Kolay gelsin de efendim. Görüşmek üzere. Sevgili Balkanlar TV izleyenleri, bir güzel karşılaşma oldu. Sevgili Hasip abi, bizim Üsküp'te rehberlik yapan dostumuz, abimiz. Burada da Evit'i ziyarete gelmiş. Hoş geldiniz Hasip abi. Nasılsınız? Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Siz de hoş geldiniz. Allah'a şükür. Sizi güldük, daha iyi olduk. O şeref bize ait. Amin. Nasıl geçiyor amin. Fuar ve turizm? Orada ve burada neler oluyor Hasip abi? Bize anlatır mısın? Valla fuar ben ilk sefer geliyorum İstanbul'a. Ben çok beğendim. Çok kaliteli. Ve inanıyorum ki bu sene Balkanlara, Türkiye'den çok daha fazla turist gelecek. İnşallah. Bu dalgalanmaya rağmen yine de beklendi. Valla dalgalanma bitti. Ağustos ayında 5.50 euroydu, liraydı. 8'e gidişimi 5.95. Aslında artık seviye eve geldi. İnanıyorum ki bu sene 2 sene evvel gibi full olacak. Bilen biraz fazla olacak. Beklediğimiz odur. Eyvallah. Hasip abi, sen hem Üsküp'te rehberlik yapıyorsun hem Kosova'da da yapıyorum dedin. Evet. Bunlardan bize bahseder misin? Balkan ülkeleri. Şimdi nasıl yapıyorsun? Mesela belli süreler, belli sezonlar Üsküp'te, belli zamanlar Kosova'da mısın? Evet. Nasıl? Şimdi Türkiye'den gelen turistler Mayıs ayından Eylül'e kadar geliyorlar. 6 ay demek ki. Biz Üsküp turu yapıyoruz örneğin. 2-3 saat günde yeterlidir. Ondan sonra Matka. Ondan sonra günümüz varsa Okri'ye çıkabiliriz. Okur'da normal bir gün, iki gün görmek, manastır vardır. Ondan sonra Kosova'ya gidiyoruz. Kosova demek ki Priştine, türbe var ve Prizren var. Normalde başka çok başka yerler vardı ama bizim vaktimiz yok. Demek ki turların, ajantaların öyle bir programı vardır. Ondan sonra Arnavutluk var. Ama maalesef Arnavutluk, Tiran var. Tiran aslında görecek şehir benim için değil. O kadar güzel şehirleri var Arnavutluk'ta, deniz kıyı ve tarihi şehirler. İnanın ki Arnavutluk, evet Arnavutluk'a artık lazım bir şey, biraz içeri girmek. Arnavutluk aslında gizli kalmış bir hazine gibi değil mi bu turizm anlamında? Vallahi hazine emuni, komünizm geçti, hala hazine açılmadı. İnşallah inanın ki Türkiye'de misafirler açarlar bu hazineyi. Ve bereketli olur Türkiye için de, Kosova için de, Arnavutluk için de. Sevgili dostlar, bizler Hasip Bey ile beraber, Hasip abi ile beraber hem Makedonya'nın tanıtımına hem Kosova, Arnavutluk tanıtımına programlarımızla, kendisi rehberliğiyle katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Ama güzel bir şeye temas etti Hasip abi. Arnavutluk gerçekten gezilip görülmesi çok keyifli bir yer. Bizler bunu tecrübe ettik.
Fakat bunu tabii ki insanlar bilmiyor ama biz inanıyoruz ki bundan sonraki yıllar ve bu yıldan başlayarak Arnavutluğa Türkiye'den daha fazla misafir, turist gidecek. Çok teşekkür ederiz Hasim abi sana. İnanınız ki Arnavutluk'un kıyısı en az 300 kilometre. Plajlar Adriyatik kıyısı dünya. Çok güzel abi. Ve fiyatlar inanılmaz. İnanınız ki 20 euroya oteller var, yazın var. Ve çok kaliteli. Çok kaliteli, su çok temiz. Kumu da en güzel abi. Denizi, güneşi. 300 kilometre dediğim gibi bundan daha ucuz, daha kaliteli bulamazsınız. Bulamazsın. Dünyanın belki de en güzel sahillerinden. Son incisi, son incisi. Adriyatik kıyıları. Buradan selamlar diyelim Hasim abi. Evet selam. İnşallah bu sene biraz fazla Türkiye'de misafir gelirler. Ve biraz fazla kaynaşma olur aramızda. Peki. Tekrar görüşmek üzere sevgili izleyenler. Teşekkürler.